Samsun'un göz bebeği Aks ekranlarından mutlu geceler değerli izleyiciler. Bir insan öyküleri programıyla daha karşınızdayız. Bugün de yine özel bir insanla bir söyleşide bulunacağız. Sevgili Ali Turmuş, edebiyatçı, yazar, şair. Siz, evet, biraz mahcup oluyorsunuz size öyle söyleyince ama program bitince galiba izleyicilerimiz de bana hak verecekler. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Ben hemen baştan söyleyeyim, ben şair değilim. Ömrümde bir tane şiir yazdım. Yazar hiç değilim ama yazılanları ve şiirleri yaşayarak okuyorum. Okuyorsunuz. Çok yaşıyorum. Güzel bir, çok güzel, çok güzel bir özellik. Tabii bunu ne demek istediğimizi izleyicilerimiz programın dediğim gibi sonunda anlayacaklar ama bize öncelikle Ali Turmuş, yani neden Turmuş bir kere? Bir de edebiyat öğretmenisiniz. Acaba bir yanlışlık mı var? Bizim bilmediğimiz bir şey var mı? Oradan başlayalım isterseniz. Yok, Trabzon Vakfı gibi doğumlu olmak Turmuş soyadı için yeterli zaten bunu anlatmaya. Nüfus memurumuz da Laz olunca sağ olsun. Sizden Turmuş oğlu sülalesinde biz bir sülale, tek sülale Turmuş olarak kaldık. Biz de fiziki yapı olarak biraz doğuluya andırdığımız için Laz olduğumuz belli olsun diye soyadımızı değiştirmedik. Öyle gidiyor. Çocuklarım da aynı şekilde. Herkes soyadımız aynı. Turmuş, evet. Soyadını kullanmaya devam ediyor. Peki sevgili hocam, 10 yıl önce yaklaşık akciğer kanserini yenerek, hayatın içerisinde direnerek ve çok da güzel şiirler yazarak yeniden hayata merhaba diyerek bir başka kapı açtınız. Bunu biliyoruz. Bunu özellikle bu öykünüz çok dikkat çekiciydi. Sizi bu kadar güçlü bir şekilde sevgiyle hayata bağlayan bir yol haritası çiziyorsunuz. Bu çok ilginçti. Bu coşkunuzu, bu insan sevginizi, İçinizde kendinizi bu kadar yükselttiğiniz bu değerleri şiirde nasıl buldunuz? Bize bunlarla paylaşın istedik ama biraz geçmişinizi araştırınca aslında içinizde fırtınaların her zaman var olduğunu da görebildik. İsterseniz bize hatırlayabildiğiniz kadar geriye gittiğinizde Ali Turmuş nasıl bakıyordu? Annesiyle babasıyla nasıl ilişkiler kuruyordu? Nerede dünyaya gözlerini açtı? Ben 14 Şubat yani küçük ayının 14'ü diyelim buna eski hesap. Trabzon Vakfı Gevir Yalıköy'de doğdum. Annem ev hanımı rahmetli olduğu işte babam da serbest meslek ya tuhafiye mesleği yapı. Onların yanında çok özgür, 7 çocuklu bir ailenin çok özgür bir yer, orta, tam ortasında yer alan. O özgürlük hala var. Saçlarım bile gitti bak o yüzden. İlkokul, ortaokul ve lise. Liseyi Trabzon'da okudum. Hep Trabzon'daydınız o zaman. Vakıfgebir ve çarşı başında ilkokul ve ortaokul. Ondan sonra liseyi Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. 1975'li yıllar. Oradan mezun oldum. Ve bir dönüm noktası. Mezun olduğumuzda bize hocamız dedi ki, rahmetli Alican Usta, sakın dedi memur olmayın. Ben size 24 kişi çok iyi yetiştirdim. Biz de o hevesle gittik askeri tersaneye. Bu tersane lafını söyledi. Özellikle dikkat ediyorum. Benim dilim ara sıra kaya. yani dersaneyle tersaneyi karıştırabiliyorsunuz. Gölcük'te bir süre başladım. Orada devam ederken yine yüksekokulu bu arada okudum. Türkiye'nin ilk denizaltıcılarındanız. Yani denizaltı yapımında çalışanlardanız. Sonra bir gönül macerası mı diyelim ya da o ilk gençlik çağının verdiği, yaşattığı bir hızlı, bir güzellikle biz o hızlımızı alamadık. Kendimizden kaçmak için 1980'in 11 Eylül'ünde ülkeyi terk ettik. Ülkeyi terk ettiniz ama bir aşk sevdası, bir hikaye var galiba. Evet, lise, hani her genç 14, 15, 18 yaşları, bu yaşlarda her gencin vardır ya. Evet. Beni de etkileyen, özellikle gözler çok etkiler benim. Benim hastalığım da, hareketim zaafı vardır, benim zaafım da gözlerdir. Orhan Seyfi'nin çok güzel bir şiiri geldi. Tam yeri gelmişken sen söyleyeyim. Lütfen. Çıktım bugün güzellerin gözlerinde seyahate. Bu yolculuk bilmem nasıl erer nihayete. Mavi gözler pek asabi bir deniz gibi. Yeşil gözler en ziyade mütemail hıyanete. Sarışınlar yorgun bir yaz semasını andırıyor. İlk Buse'de başlayacak talihinden şikayete.
Ele gözler akşam gibi, icran dolu, gölge dolu. Bu gözlerde hiç tesadüf etmedim ben saadete. Akşam oldu, siyah gözler geldi, durdum. O karanlıkta artık imkan yoktu seyahate. İşte o karanlık beni tuttu. Tuttu. Ve o karanlık, ben işçiydim, o karanlık okumuştu, okuyordu. Aramızda sınıf farkı var dedi bir gün. O zamanlar modaydı, biliyorsunuz 68 kuşağından geliyorum. O zamanlar modaydı sınıf farkı. Ama bana çok büyük iyilikleri oldu. Hala minnettarım. Onun sayesinde ben okumayı öğrendim. Onun sayesinde şiiri sevdim. Onun sayesinde şiirle yaşamı sevdim. Çok güzel. Ama ne oldu? Kendimden kaçtım. Yeni bir macera. Uzun yıllar dışarıda, yurt dışında. Onları konuşacağız tabii. Onların size neler kazandırdığını ama peki sizin bir tane şiirim var ama belki hafızamda 6000'e yakın şiirim var diyorsunuz. Bu özelliğinizi ilk ne zaman fark ettiniz? Yani ortaokul, ilkokul, lise bu dönemlerde de içinizde böyle bir şimdi şey genç var mıydı? Sıkıntı var mıydı? Her genç biraz şair. Yani mutlaka denemiştir gençliğinde. Benim denemek değil de sevdiğim, ilk ezberlediğim şiir, yani Ümit Yaşar'ın böyle aşk şiirleri vardır. O zamanlar Kelebek Ekin'de Ümit Yaşar'ın sayfası vardı. Orada aşk şiirleri olurdu. Bir de siyasi dönem biliyorsunuz. Siyasi olarak ilk ezberlediğim şiir Necip Fazıl'ın Sakarya'sıdır. Aşk şiiri olarak da Ümit Yaşar'ı "Sen kum nedir bilmezsin" diye başlar. Söylemem gerekiyor mu? Yok. O çok, bir de Sakarya arkasına eklerse uzar gider o. Yok, hayır, böyle kısa kısa söyleyebilirsiniz. Hani şeyin niye o dönem Sakarya'yı okudum? Arkadaş grubuyla beraber okuduğumuz arkadaş grubu biraz siyasi, işte neydi, sağ gruptu ya da ülkücü gruptu. Onlarla beraberdim ve o beraberlikte bir de o hamasi duyguların en kabardık olduğu dönem Sakarya şiirini ilk olarak ezberledim. Ardından aşk şiiri, çünkü çok beğeniyordum, içim kaynıyordu, hiçbir şey söyleyemiyordum, habire içime atıyordum, bir şekilde ifade etmeliydim onu derken o sevda öyle bir başladı ki, o şiir sevdası, bu bir hastalık haline. Bir şiiri 3 defa 4 defa okuduğumda ezberlemeye başladım ben. Niye bunu ezberledim? Kendi kendime daha sonraları bunu düşündüğümde, yıllar sonra bunu düşündüğümde, şiir beni anlatıyordu çünkü. Ezberlediğim bütün şiirlerde kısmen de olsa ben vardım. Kendinizi buldum. Beni anlatmıyorsa şiiri ezberleyemiyordum, ne kadar okursam okuyayım. Ve şiirin gerçekten insanı özgürlüğe getirdiğini ben ta o yıllarda, lise yıllarında hissettim. Keşfettiniz aslında. Keşfettim. Ya o çok hoş bir şey. Ve nitekim ufkumu açan, beni cesaretlendiren, böyle yaşama dolu düzgün, hastalıktan sonra yani bile, yarım yamalak olduğum halde bile yaşama beni, nasıl söyleyeyim, bağlayan diyelim. Bağlayan. Direkt etki noktası yaratan. Hayatınızın içerisinde sizinle birlikte var olan bir yani yolu da açmış siz oldu. Siz şimdi dersiniz ki, ya hocam bu bir şiir işte, ya şiir bu kadar mı olur? Demeyin, sakın demeyin. İnanın bana, şiir yaşamı değiştiriyor. Evet. Renkleri tamamen, o şair bakın ne diyor. Bütün renkleri çıkartırsan hayatından, bütün aşkları, bütün ışıkları, bütün renkleri çıkartırsan hayatından, kala kala siyah kalır sana. Al, tepe tepe kullan. Evet. O renkleri sağlayan şiir. İşte böyle başladı. İzleyiciler şunu bilmiyorlar, bunu ifade etmekte fayda var. Biz şayet sizinle bu söyleşimizin tamamını, biz sizden rica etsek ve bu söyleşinin tamamını duygularınızı ifade ederken karşılığa gelen bir şiirle ifade edin desek ve bu program 10 saat sürse, siz 10 saat boyunca hiç durmadan... Yok, ona nefes duygularınızı, yani nefesiniz, ama 3 saat içinde şöyle söylüyorsunuz. Yani kanser öncesi ciğerimin yarısını kaybettikten sonra yoksa söyleyebilirdim diyorsunuz ama biz biliyoruz, duyuyoruz. Geliyor kulağımıza. Şu andaki kapasitemi biliyorum. Evde deniyor, denedim bunu çünkü 3 saat 3,5 saat kadar okuyabiliyorum yalnız. Yani yaklaşık 3000 mısra, 3500 mısra yani kadar. Yani bu şu anlama geliyor. Ezbere önünüze konulan şehirlerden bahsetmiyorum. Hayır, hayır. O konunun sadece spontane gelişimiyle ilgili, duygusuyla ilgili bir şey anlatılırken, tabii, onunla ilgili aklınıza gelen bir şiiri okumanızdan bahsediyoruz. Bu çok özel bir yetenek. Çok özellik değil bu. Bana göre özellik değil. Çünkü alıştığım için herhalde bana göre bir özellik değil bu. Yani o kadar önemsenecek bir şey değil. Hayatım çünkü hep böyle geçti. Evet. Benim.
Peki edebiyat öğretmeni olmanız da biraz cuk oturmuş aslında buna. Belki de sizi oralara belki bu mu itti? O benim yaramdır. Ben hep İngilizce öğretmeni, mütercimlik ve hayalim İngilizce öğretmeni olmak istiyordum. Hatta Allah rahmet eylesin, şimdi rahmetli oldu, kapısına gittim müdürün, yattım kapısında. Yalvardım ona, hocam ne olur beni Türkçe'ye kaydoldum ama beni ne olur İngilizce bölümüne al diye. Olmadı. Ama hiçbir şey kaybı, çok da memnunum. Öğrencilerim en azından memnundu. Bu bana yetiyor. Edebiyat öğretmeni olduğunuz ve Samsun ve Sivas'ta uzun zaman. Evet, Sivas'ta başladım. Galiba. 1985'te Sivas'ta başladım. Samsun'da 2008'in sonunda noktaladım. 2008'de noktaladınız. Peki hocam, affedersiniz şunu bir de anlamak istiyorum ben. Şiirlerinizi daha çok yaşama sevincinin üzerine kurgulayacak şekilde, hayatın sizi motive etmesini, başkalarını motive etmesini sağlayacak şekilde coşkuyla, duyguyla okuyorsunuz. Evet, belki ilginizi çekti. O dönemin atmosferi sizi de biraz renklendirdi. İşte siyah renkten uzaklaştırdı ama işte öyle bir aşk yaşadınız ki, o aşk biraz belki beşeri bir aşktı, biraz belki sizin için ilahi bir aşktı ve çok radikal bir karar alarak ülkeyi, ailenizi, annenizi, herkesi terk ederek kendinizi yeniden keşfetme yolculuğuna çıktınız. Böyle bir karar vermek zor olmadı mı efendim? Hatırlıyor musunuz o dönemleri? Kaç çok senesiydi? Çok iyi hatırlıyorum. Nasıl çıktım? Kaç nasıl cesaret ettim? 11 Eylül'dü. 11 Eylül tarihte, çünkü o pasaporttaki tarihten hatırlıyorum. Onları hep not almışım. Bedri Rahmi'nin bir şiirinde sana avuçlarının içinde dünyayı gezmeyi öğreteceğim der oğluna. Evet. Oğlum Mehmet'e mektuplarda. İşte şiir nasıl insanı yola koyuyor ya da yoldan çıkarıyor, bunu anlatmak için söylüyorum. Evet hocam. O satırlar beni o kadar cesaretlendirdi ki. Ya dünyayı avucumun içine sokuyordu. Dünya avucumun içinde. Ben orada gezebiliyordum her şeyi. Ve o bir cesaret. Dil bilmiyorum ya da çok az biliyorum. O cesaretle gittim bir tane İstanbul'da sağ olsun halamın oğlu dedi ki, İstanbul'da Karaköy'e gidersen dedi, Karaköy'de orada bir piyasa kahvesi vardır. Piyasa kahvesinde mutlaka seni ararlar. O zaman sanat okulu mezunu olarak da bir şeyim var. Elimde kağıdım var. Yağcı yağdı. Onunla beraber mutlaka bir yere gidersin dedi. Birisi dedi ki Libya'ya gidiyor. Çok özür diliyorum. Fransa'ya gidiyor gemi dedi. Bize bir yağcı lazım. Ben hemen kahveden kalktım. Çay içiyorum onu. Kalktım kahveden. Ben varım dedim. Çantam yanımda. Allah beni gemlikten bindirdiler. O biniş. Peki pasaport, buna benzer şeyler vesaire. Onlar hep tedbirliydim. Hazırlığınızı yapmıştınız. Onlar diye hepsi hazırlığımı yaptım. Peki bu gidişe anneniz, babanız, onların kardeşleriniz. Onların haberi olmadı. 7 kardeşten bahsediyoruz. Evet, 7 kardeştik biz. Ben ortancasıyım. Annem babamın haberi olmadı. 6 ay boyunca beni epey aradılar. İtalya'da, Sardunya Adası'nda beni buldular. En son Marsilya, çok özür dilerim. Marsilya'da, Fransa buldular. Oradan abi konsolosluk kanalıyla haber geldi. Oradan ben iyiyim, gemideyim, çalışıyorum dedim. Öyle devam ettik yolumuza. Devam ettiniz. Peki kardeşlerinizin yaklaşımı nasıldı? Desteklediler mi? Yoksa yapma gitme mi dediler? Yok, biz de dedim ya çok özgür, rahat. Böyle her konuda kendimiz... 18 yaşından sonra nasıl ki bu Avrupa'yı bakış açısı, 18 yaşından sonra anne baba ya gelip çocuk yardım istemedikten sonra çocuğa yardım edilmez ya. Hani bizde de öyleydi yani. Neden öyleydi? Nasıl öyleydi? Babam niye öyleydi? Nasıl... Babam çok, nasıl söylemek lazım? Taşı sıksa ekmeği, yani ekmek suyunu bulacak çıkardım. Ya da öyle suyunu çıkarıp ekmeğini oradan kazanan, piriket taşı kesiyorduk mesela. Ben 7 yaşındaydım, babam beni piriket kesmeye götürüyordu. Yani çalışmayı, amcam rahmetli şeye götürüyordu beni, arabasına mavinlik yaptırıyordu bana. Evet. Hayatı öğrettiler. Düşün ya, ben şimdi o güne geri dönüyorum da, 7 köy diyor, o bizim beraber yaşadığımız yer, doğduğum yer, 7 köy yanına, Bakü gibi. Eski adıyla Gılıda, şimdiki adı Yalıköy. Çok güzel bir yerdir. O köyler bize yetmiyordu. Yani bütün akrabaların armut ağaçlarından bostan tarlalarına kadar o köyler bize yetmiyordu. Deniz, hemen denizin yanında. Ne kadar şimdi, güzel. Ya orada aslında dediğim şimdiki gibi. Şimdiki çocuklara onun için zaten çok üzülüyorum. 30 metrekare hapsediyorsunuz, ondan bir şey bekliyorsunuz. Evet, evet. Bilgisayarla dünyayı ayağına getiriyoruz. Biz dünyayı öyle yaşadık. Onun için de ufkumuz açık ve cesaretli olduk. Diğer kardeşleriniz de hepsi de aynı şekilde yolunu buldu. 4 erkek, 3 kız kardeşiz. Hepimiz de şu anda hayattayız.
Hepsi onlar da sizin gibi sanata yönelik, edebiyata yönelik bir yaklaşım var mı? Bir kardeşim öğretmen, iki kız kardeşim ev hanımı, bir kız kardeşim öğretmen, yine sağlıklı öğretmendi, emekli oldu o da. Bir kardeşim sağlıkçı, burada yine Samsun'da. Bir büyük, benden büyük abim de Kocaeli'nde, o da İpraç'tan emekli oldu. Ya biz yine bağlarımız çok kuvvetlidir. Yine bir aradayız, her bayramda yine bir aradayız. Çok güzel. Peki sevgili hocam, edebiyat öğretmenliğine gelmeden önce tek başına 19-20 yaşlarda bu aşk acısıyla yollara düştünüz. Hikayesinde başlangıcını anlattınız. Bu yağcı olmak nasıl bir şeydir? Yani herkesin yapabileceği bir şey midir? İlk defa gittiğiniz gemide. İlk Türk gemisi miydi, Yunan gemisi miydi? Yok, ilk Türk gemisine gittim. 25 gün sonra Libya açıklandı. O zamanlar Gaddafi, şimdi rahmetli diyelim. Kendi elimizle öldürdüğümüz Gaddafi'nin rahmetli Erbakan'ın bir gidişi vardı. Eskileri hatırlarsanız o yılları şöyle bir demeç vermiştik Gaddafi. Osmanlı'nın torunlarınızı sizin ayağınıza getirdik dedikleri dönem tam. O dönemde ben oradaydım. 60 gün kaldık. 60 gün boyunca bizi şeyde almadılar, denizde kaldık. Orada denizde biz aç kaldık. Türk gemisinde aç kaldık. Yemeğimiz bitti, her şeyimiz bitti. Geceleri... Kıyıdasınız. Hayır, açık denizdeyiz. Açık denizdesiniz. Açık denizdeyiz. Bekletiyorlar, almıyorlar. Türk gemilerini özellikle almıyordular, bekletiyordular. Evet. Ve öyle bir gemide bütün yiyecek bitti, her şeyimiz bitti. Başka gemilerde, yabancı gemilerde biz yiyecek alıyorduk geceleri. Bir tane kaptanımız vardı. Hadi dedi Ali Hoca, gidelim başka bir gemiden et alalım, un alalım. Gittik. Gittiğimiz gemide... Ben çok hoşuma gitti. Baktım gençler pimpon oynuyorlar, viski içiyorlar. Yani bizim gemide ne? Biz açtan yürüyoruz. Dedim ki kaptan, beni bu gemiye bırakacaksın. Olur da olmazdı. Alkol alırken onlar alkol kafayla hadi seni bıraktım burada dedi. Ve ben öyle bir yeni bir maceraya gittim. O gemiden o gemiye? Evet, geçtim. Liberia gemisine geçtim. Yabancıların gemisine. Yine bu da ani bir karar galiba. Tabii o anda gelişti. O akşam gittik. O da bir tane personel içerisinde bir tane Türk vardı. Dedim ya beni hadi buraya gelsin yapabilir. Yaparsın tabii dedi. İlk geminizde Türkler yoğunluktaydı. 20, yani bir 60 gün Türklerle beraberdim. Türk gemisiydi. Onlarla çalıştım. 9 personeldi. Sonra bu Liberia gemisine geçtim. Mesela 22 personeldi o zaman. Bir tane Türk vardı işlerinde. O Türk de sebep oldu, cesaretimi arttı tabii. Orada kaldım. Ondan sonra bu 2 sene sürdü. İtalya'da. Çok hızlı geçmeyelim oralarda çünkü çok ayrıntılar var. Maceralar var. Neler bak, o tek şiiri işte o gemide yazdım. Evet. İşte şimdi Afrika'ya doğru gidiyoruz. Kanada, Dakar'dayız. İkinci gemiden bahsediyoruz değil mi? Bu evet, ikinci gemiden bahsediyoruz. Orada bu denizcilerin hikayesi bitmez ama. Ben sadece ama o şiir olsun yine ben, biz de oraları merak ediyoruz. Ama bunlar sizin 20'li yaşlarınız, 21'li yaşlarınız. Evet. Evet, o yaşlarda hani niye bu kadar cesursun diye. Nasıl kanınızın tam deli aktığı zamanlar. Boşuna delikanlı denmiyor değil mi? Bununla ilgili belki. Ah. Nasıl anlatsam size. Şimdi böyle deyince ben kendi içimde şu andaki yaşta sanki geri dönüp de ah çekmişim diye hayıflanmışım diyor. Hayır değil. Ben yaşamın saniyelerini bile kimseye bağışlamadım. Saniyesini bile. Çünkü biliyordum ki en önemli olan benim. Ben varsam, ben mutluysam, ben zenginsem, ben iyiysem en yakınımdakilerden başlayarak herkese faydam olur. Kesinlikle. Bu felsefeyle zaten o şiire gelelim. Şimdi o dedim Gana'da, Dakar'dayız. Hiç Türk yok gemide. Hiç yok. Tek benim. Sadece Türkçe küfredebiliyorum. Duvarlarım 4-5 metrekarelik, yani 4 metrekare yok bu kamera. Kamerada duşu var, tuvaleti var, masacı var, bir de yatağı var, öyle ranza. O kameram bembeyaz boyalı ve kameramdaki bembeyaz boyada artık görünen beyaz kalmadı. Bütün bildiğim şiirleri tavan dahil olmak üzere yazdım. Yazdınız. Orada kendim oturup masanın başında hayıflandığım şeyler vardı. O hayıflandıklarımın birini, şu deli gönlüme memleket beğendiremedim dedim. Kafama meslek, gönlüme bayan diyelim oraya hadi. Kafama meslek, gönlüme, canıma memleket, kafama meslek, gönlüme bayan, ağzıma yemek. Yarı yola vardım, yetimhane çocukları gibi ortada kaldım. Bu, o bir şeydi, nasıl söyleyeyim? O anki içinde yaşadığınız duygu oydu belki, onu tarif edin. Garip oldun, gurbet garip, özledin garip her şeyi. Gibi, 2 yıl boyunca gibi. Hiç Türkçe konuşamıyorsun, okuyacak hiçbir şeyin yok. Bu insanı bunaltıyor. Yanında kim ne var? Nijeryalı var, Tunuslu var, Yunanlı var.
Peki yazdığınız kaç tane şiir yazmışsınızdır muhtemelen o kameramıza? Abi, her tarafını 6900 mısra vardı. 6900 mısralık. Ezbere bildiklerim hepsi buymuş. Hepsini o zaman yazmışım. Hepsini o zaman yazmışım. Ya şimdi şiirler de aynı sevgililer gibi. Yani sarılmaya sarılmaya unutuluyor. Ya da yabancı dil gibi konuşulmaya kullanmaya unutuluyor. Söylenmeyince, manzaraya can veren olmayınca. Ama müthiş bir hafıza yine. Tabii bu kadar mısrayı ezberinizde tutmak. Peki bu davranışınız diğer arkadaşlarınız tarafından garipseniyor muydu? Ya da onların dillerini ne kadar öğrenmiştiniz, ne kadar konuşabiliyordunuz? Bayanların hoşuna gittiğini biliyorum. Erkeklerin de özendiğini biliyorum. Mesela öğrencilerime çok büyük faydam oldu bu konuda. Kız ve erkek öğrencilerime hepsine faydalı oldu. Ben bayan öğrencilerimi biliyorum. Şu anda edebiyat öğretmenler sırf o beni dinledikleri için. Belki yani hiç akıllarında olmayan bir şeydi ama kendilerini zorlayarak, ki meslek okula çıkışlar çok zordur biliyorsunuz. Buna rağmen onlar edebiyat öğretmeni oldu. Erkeklerde de beni şunu öğrendi çocuklar. Konuşmada şiiri kullandığında kelime hazinesi günlük konuşma dili %100 artıyor. Kesinlikle. Ve ne derseniz deyin. Yani o hoş olan sözcükleri anlam yükleyerek konuşmayı öğrendiğinizde, ki şiir biliyorsun Özdemir Asar ne diyor? Bir kelimeye 1000 anlam yüklediğimde sana sesleneceğim. 1000 anlam var o her bir sözcükte. O sözcüğü bir delikanlı kullandığını düşünün. Onun her yeri geldiğinde böyle oturtma var ya. Bir de onu hangi yürek ona dayanacak? Hangi gönül ona dayansın? Büyülüyor zaten. Evet. Sana bir türkü söyleyeceğim, duyulmadık. Ellerinden dudaklarından yana, yum gözlerini çocuk. Sana bir dil öğreteceğim, bilinmedik. Sözlüğü tek kelime, anlamı sonsuz değişik. Bak gözlerime çocuk. Sana aşkı öğreteceğim, tadılmadık. Bakışlarımız ayrı, ellerimiz ayrı sevişecek. Birinin söylediğini biri bilmeyecek. Tut ellerimi çocuk. Şimdi bunu duyan, dinleyen bir insan düşün karşısına. Evet. Ve bunu yürekten söylediğini, duyarak, hissederek söylediğini düşün. Etkileniyor. Ben de böyle olmalıyım diyor. Yıllar önce, ben 1985 yılında mesleğe başladığımda sınıfa girerken en az 2-3 tane şiir okurdum. Çıkarken de 2-3 tane okuyup çıkardım. Zamanla bu az daha ileri gittim. Ben bana bir şiir okuyan öğrenciye ben 2 tane şiir okumaya başladım. Bu ödüllendirme gibi oldu. Ve benim çocuklarımın mezun olan çocukların mutlaka ezberlerinde şiir vardır. Sevdikleri bir şiir ezberlemişlerdir. Ne kadar güzel. Bugünün çocuklarına baktığımızda herhalde bırakın çocukların kendilerini, annelerinin, babalarının bile hafızalarında belki ezberlenmiş 4 mısralık bir şiir bile yoktur. Bazen bu yozlaşmayı niye hocam yani? Neden böyle oldu? Şimdi size? Çok klasik bir cevap. Maişet derdi diyelim. Yani geçim derdi, maişet derdi. Bütün bunlar bahane değil inanın bana. Anne babanın çok büyük rolü var burada. Hele hele annelerin çok büyük rolü var. Yani Atatürk boşuna söylememiş. Yani kadınlarını okumaya Tevfikret'den başlayarak söylenen söz var ya. Kadınlarını okutmayan bir millet diye. Kadın kadın kadın. Çocuğu yetiştiren, ona o sevgiyi, o ufku, o aşk. Şiir aşktır. Çocuğun içinde aşk yoksa şiir sevgidir. Onlar yoksa çocuğu yetiştirin ne kadar duygusal zeka gelişmesi lazım. Evet. Duygusal zekanın gelişmesi lazım. Evet. Çocuk mühendis olabilir, doktor olabilir. Ya tek başına değil bu. Annenin babanın zaten şahitliği olarak dünyaya geliyor çocuk. Ve gerçekten de armut dibine düşüyor. Bu çok önemli. Eğer böyle yer böyle meyilliyse yuvarlanıyor, armutun dibine de düşebilir. Aşağı düşüyor. Peki sevgili hocam, şiirlerle biraz önce anlatırken normalde ifade edecek düşüncelerimizin, duygularımızın 100 katına kadar elastiklik kazanabiliyoruz demiştiniz. Program öncesinde de yine sizinle söyleşirken de benzer bir şey söylediniz. Yani birisini hiddetlendiğiniz zaman bile onunla ilişki problemi yaşamadan da ona anlatmak istediklerinizi, kızdıklarınızı anlatabiliyorsunuz demiştiniz. Bununla ilgili bir örnek alacağım ama onun öncesinde kadının hayatın içerisindeki varlığını çok güzel özetlediniz. Hiç unutamadığınız ya da en çok sevdiğiniz kadın şiirini bizlerle paylaşır mısınız? Kadınlardan bir kadınlardan şair. Kadınlardan size çok güzel bir şiir. Kadını anlatan bir şiir. Kadını anlatsın. Anneye anlatsın. Şimdi
İlk aklıma gelen Necip Fazıl'ın Kadın Şiiri. Ama onu burada okursam herhalde... Kanalı kapatırım. Biraz o zaman fazla anneyi anlatan bir şiir. Şöyle bir kadınlarla, güzellikle ilgili olsun, kadınla ilgili olsun. Ya bu neyi söylesem, öyle bir ayrım yapmak mümkün değil. Anne, annenin üzerine yoğunlaşalım. Anneyi çok iyi anlatan, sizi yüreğinizden etkileyen, yaralayan bir anne şiirini hatırlıyor musunuz sevgili? Bütün annelere de buradan üstelik okumuş olalım onları. Yine söyleşirken aklınıza gelir belki. Gelirse anne şiiri, anne şiiri olarak böyle standart bir şiir yok ama. Yani kadınla ilişkilerinizden, kadının hayatımızdaki varlığını anlatan, duygusunu, yerini anlatan, o olmazsa sudan çıkmış balık gibi olduğumuzu anlatan duygularınızı. Susadım. Üç dilim elma soydular, üç dilim portakal. Nafile, bir bardak suyun yerini tutmadı. Acıktım. Kuş sütü kuru üzüm getirdiler. Nafile, bir cimdik somunun yerini tutmadı. Seni düşündüm kadınım şükrederek. Su gibi aziz olasın her daim. Ekmek kadar mübarek. Evet, ne kadar güzel. Kimin hocam bu şiir? Bedri Rahmi'nin. Ama burada kafaya takılan bir şey var. Ben hemen onu söyleyeyim. Bizim toplumsal yapımızda da bu yaradır. Cahit Sıtkı'nın şöyle bir şiiri vardır. Açtığımız her bahçede baharmış doğru. Hangi dala el atmışsak yemiş varmış doğru. Doğrudur en güzel dünyada olduğumuz. Sanki şeytan düğü var taşında toprağında. Fakat nedendir ya Rab bu susuzluğumuz? Suyu gürül gürül akan çeşme başında. Bir başka şair bunu devam ettirmiş. Ne gülden rengini dilendik, ne de gölgesini ayırmak istedik ağacından. Olmayacak duaya amin demedik. Toprağın delip böğrünü, bir ömrün rızkını bir günde yemedik. Rüzgar aldı üfürdü, ölüm aldı getirdi, boş verdik. Ama biliriz niçin yer büyük balıklar küçüklerini. Anlarız niçin kan dökülür. Yalnız seni arandık Rabbim deliler gibi ara sıra. Sonra unuttuk. Bir tek sorunumuz var halledilmedi. Sekiz karılı peygamberler bile bu sırrı çözemedi. Karnımız acıkır, sürülerce mahlukun derisini yüzer, yeriz etini. Fakat neden insanoğlu diri diri gömer Rabbim nur topu gibi şehvedini? Bu bizim yaramız. Bunu çocuklarımız 17 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, o lise çağlarında bu şiirleri okuyarak yaşamı öğrenirse, o şiirlerle, o şiirlerin sözcüklerdeki sihiri yakalayıp, sizin sayfalarca yazılan bir romanda anlatamadığınız ya da sohbette anlatamayacağınızı şiirdeki bir mısra anlatabiliyor. Anadolu'daki o manilerle söylenenler var ya, işte yasak olup da manileri, o işte. Gerçekten şiir. Öyle. Yani çok büyük hakaretlere varacak şeyleri manilerle aslında yumuşatarak, biraz perdeleyerek, gölgeleyerek söyleyebiliyorsunuz ve büyük facialara sebebiyet vermeyen, üstelik sonuçları da alıyorsunuz değil mi? Şu Celal Vardar'ın çok güzel bir sözü vardı. Suya dokunmazmış, sabuna dokunmazmış. Pise bak. Başka uzun uzun anlatmaya gerek yok ki. Evet. Bunu yaz, koy çocuğunun kafasına. Her sabah elini yıkamayı öğrensin. Peki sevgili hocam, acaba bu gemilerdeki serüven 4,5 yıl mı sürdü yaklaşık? 4,5 yıl sürdü. Bu 4,5 yılın içerisinde mi acaba kendi içsel dünyanıza bu kadar yolculuk yapma şansı bulduğunuzda, bu kadar ruhunuzu hassaslaştırdınız ve hep şiirle düşünmeye, ifade etmeye başladınız. Zaman diyor ya, hani zaman her şeyin ilacı. Zaman ilacı falan değil. Yerinizde ne yapıyorsunuz? O acıyı, ayrılığın ya da öyle söyleyelim, yaşadığınız, geçmişte yaşadığınız bir türlü mutlu sonla bitmeyen o zamanla acıya dönüşüyor bir süre. Bir süre sonra o yara kabuk bağlıyor. O içinizdeki yara giderek, hani bir mezar kaba olacak ama mezar kaba oldu biraz, yüreğinizin duvarında bir resim olarak kalıyor. O bir resim, onu saygıyla anmaya başlıyorsunuz. Çünkü yeni yaşadığınız güzellikler onu örtüyor. Gölgede bırakıyor. Yeni yaşadığınız güzellikler olursa. Ama çok güzel yani, böyle bir silsile ama tariflemek gerekiyor değil mi? Yani orada kaldığınız zaman ne kendinizi geliştirebiliyorsunuz da daha büyük heyecanlara, yolculuklar için cesaretiniz olabilir. Yani ona bağlı kapılıp kaldığınızda o sizin zaafınız oldu artık. O size zarar vermeye başlayacak. Ne yapıyor? O bir miadını dolduruyor. Onu duvarınıza, yüreğinizin duvarına asıyorsunuz. Orada saygıyla yerini alıyor. Zaten bunlar oluşturuyor değil mi kişileri? İnsanları bu yaşadığı tecrübeler biçimlendiriyor.
Törpülüyor. Ben onların bütünüyüm. Bütünüsünüz. Sevgi, ah, nasıl tarif ettiniz sevgiyi, nasıl algıladınız peki? Benim, gemi yolculuğunda tek başına kaldığınız zamanlarda, hele dil bilmediğiniz zamanlarda, konuşmak istediğiniz zamanlarda konuşamadığınız için duvarlara yazmışsınız. Peki bu arada İngilizce, Almanca, İtalyanca hayır, öğrenmişsiniz mi? İngilizce zaten okuldan vardı. İtalyanca ve Yunanca'yı orada. Şimdi 25 yıl oldu, unuttum neredeyse. Kullanmayı unutuluyor. Ama derdimi anlatacak kadar İtalyanca ve Yunanca söyleyebilirim. Yani arkadaşlarınızla birlikte, gemideki arkadaşlarınızı Filipinleri yakalayıp hiç onlara da şiir okuduğunuzu hatırlıyor musunuz? Yok, öyle yabancılarla asla olmadı ama şeyde İtalyanlarla, İtalya'da ben 11 ay kadar kaldım. İtalya'da güzellik yaşadım. O güzellik beni 11 ay orada tuttu. O 11 ay boyunca bir arkadaşlarım, bayan arkadaşlarım tabii oldu. Öyle onlara Türkçe öğretirken ben de güzel sözler öğrettim, şiirler öğrettim öğrettiniz onlara. Peki yemek, yani önce tabii meslek olarak gemilerde yağcılık yaptınız. Başladım, sonra Yunanlarda aşçı oldum. Aşçı, bu nasıl bir macera? İşte. Ben şanslı bir adamım. Geldi bir gün bir Yunanlı, bir yanında bir arkadaşımla beraber geldi. Dedi ki, Ali Hoca seninle aşçı olur dedi. Yine ben o zaman öğretmenim ama çalışmıyorum. Yani gemilerde. Öyle deyince dedim, ne kadar maaş, ne kadar? Hocam maaş yüklü dedi. Tabii dedim. Ne zaman başlayacağım? İşte o gün diyelim cumartesiydi, çarşamba günü yolculuğa çıkacaksın dedi. Cezayir'e gidiyorsunuz, tamam dedim. Hemen gittim, Trabzon'da uzun sokaklarda, meydanda çok güzel bir lokanda vardı. Yemek yediğimiz bir yerde, oraya gittim. Dedim ki, ahçım bana öğret şu yemekleri. Ne var? İşte tas kebabı, pilav, işte bildiğim o orada yapılan tatlılar, özellikle tatlıları. Bana orada 3-4 günde öğretti onlar, sağ olsun. Stajınızı orada gördünüz yani. Stajı yaptım. Tabii yaptım da o gün çok güzel bir anı vardı, anlatayım size. Şimdi gemiye gittik. Gemide aşçıyım. 22 kişi var. Mısırlısı var, Tunuslusu var, Yunanlısı var, Almanı var. Şimdi bu başladım yemek yapmaya. Yunanlıların ağız tadını, damak tadını bilmiyorum. Pilav yaptım. Tavuklu pilav. Ya bizde olur da çok olmaz güzel mı? Bir yemek yani tavuklu evet. Pilav. O zaman da var. Trabzon'da öğretti bana özel olarak akçı. 7 kişilik yemeği yöneten kısmı. Onların tabaklarını yolluyorum. Yolladığım tabaklar geri geliyor. Şimdi getiren çocuk da Mısırlı. Ya, yenilmeden, yenilmeden mi geliyor? Yenmeden geri geliyor tabaklar. Gidiyor geri geliyor. Ne oldu dedim. Kaptan gelecek dedi. Kaptan geldi. Ne oldu dedi. Alo, alo, işte Ali Baba diyorlar bana. Onlar da bir tatlı adı aynı zamanda. Yunanistan'da Ali Baba orijinal adı kullanıyor. Tatlının adı, evet, bir tatlının adı. Ali Baba dedi, biz tavuk yemeyiz dedi. Dişi mahluk yemeyiz. Balık. Ya bir de bu dişi mahluku özellikle söyledi yalnız. Biz dedi balık. Mümkünse dedi bunun yerine bize balık yap dedi. Bana bir liste verdi de o listeye göre yemek yapmaya başladım. İkinci yaptığım yemeği de yemeyince denize döktüm. Gizli gizli. Ama öğrendim. Ondan sonra 2 yıl boyunca çok aşçılık güzel yaptım. Günlerimiz oldu. Şimdi yapıyor musunuz evde yemek? Eşiniz yardımcı oluyor musunuz? Evlendiğimde ilk yıl bendim mutfakta. Öğrettim iyice. Ondan sonra bir daha girmedim. Peki ben yanlış anlamadım değil mi? Bu Almanya şey en son yolculukta, yani aşçılık yaptığınız macerada öğretmenlik yapmaya devam mı ediyordunuz? Yok. Ben 1984'ün sanıyorum hangi ay olduğunu, ya bunlar yazılıdır, ben ne oldu? 80 ihtilalinden, 12 Eylül 80 ihtilalinden bir gün önce çıktım. 84'ün sanırım Mart, Nisan işte aylarında geldim çünkü askeri aldı 4, beni. 4-4,5 sene böyle bir deneyim yaşadınız. Peki nasıl dönmeye nasıl karar verdiniz? Daha doğrusu bundan önce bir soru sormuştum. Belki onu önce sevgiyi o dönemde nasıl tariflemiştiniz? 1970'te bu hikaye işte asıl can alıcı noktada burası. 1980'de gitmeden önce bir tanışıklığım vardı. Ben 4 yıl boyunca her gün mektup yazdım. Her gün aşık oldunuz kıza, her gün mektup yazdım. Her gün mektup yazdım. O bana karşılık vermedi çoğu zaman ama arada bir ama 4 yıl boyunca ben mesela devam... mektuplarım kaç sayfadır işte dedim 30 sayfa ya da 40 sayfa her günü günle postacı her gün getiriyormuş. Arkası yarın gibi böyle tefrika roman gibi öyle geliyormuş mektuplarım. Siz mektupları yazıp ulaştırıyor muydunuz yoksa yok, kendinize... Yok bırakıyordum. Acente yolluyordu onlar. Gün gün yolluyordu acente. Biz de gemide olduğumuz, denizde olduğum zaman o bırakıyordum acenteyi. Acente gün gün yolluyordu onları. 4 yıl boyunca mektuplaştık diyelim 4,5 yıl boyunca. Gelince de
huslat. Kavuşmak böyle oluyor işte, böyle bir şey oldu. Çok hoştu. Hayır, böyle kolay olmadı ama dediğim gibi. İşin ayrıntılarına, özeline girmeyelim. 7 defa, rahmetli babam gibi, 7 defa gitti eşimi istemeye. 6 defa vermediler, 7'de verdiler. O kadar, o tarafını isterseniz biz konuşmayalım. Çok orada güzel. Hikaye uzun. Döndünüz, sevgi, evet, tarifliyordunuz. Sevgi o dönemde sizin için ne ifade etti? Yani evet, sevgi budur diye. Benim bakışımda, şu Japonlar bir bakış açısıdır bu. İki çeşit sevgi vardır. Çünkü ve rağmen. Seni seviyorum çünkü diye başlar. Sana muhtacım. Çünkü seninle iyi geçinmek zorundayım. Senden çıkarım var. Bunu ekleyip uzatabilirsiniz. Bir de rağmen sevgi var. Yani annenin çocuğa duyduğu gibi ya da baba evlat ilişkisinde olduğu gibi. Her şeye rağmen. Dünyanın en kötü insanı olabilirsin. Dünyanın en berbat, en aşağılık varlığı olabilirsin. Ama sen benimsin. Sen benim sevdiğimsin. Ben sevginin karşıdan kaynaklanmadığı. Lise 1. sınıfta Mehmet Bildirici diye bir İngilizce öğretmenimin defterime yazdığı bir İngilizce atasözü vardır. Mutluluk, neşe ve sevgi sizin içinizdedir. Dışarıda aramayın diye. Evet. Şiirler de hep bunu söyledi. Şair aşk olmasa hiçbir şey yazamıyor. İçinde aşkı duymasın. Can Yücel en büyük küfürleri ettiği şiirlerini alın bakın. İçinde aşk vardır. Bukowski en aşağılık şiirleri yazmıştır. İğrenç şiirler yazmış ama içinde aşk vardır. Okuyun bakın göreceksiniz. Ümit Yaşar da aynı. Sezai Karakoç da aynı. Ha bir şimdi Yunus'un ya da işte İsmet Özel'in diyelim bazılarını ya da işte Necip Fazıl'ın yazdıklarını ölüm diye Allah'a yönelik ya da ilahi aşk. Hepsi. Ama tasavvuf geçiyor, tasavvuf gönüzde. Neye varıyoruz? Yine aşk. Maddi aşk kaynağımız. Oradan başlıyoruz, yola çıkıyoruz. Evet. Ne seversek sevelim. Ama kaynağı biziz. Evet. Aşkın da, sevginin de yüreğimizdir. Biz yaratırız onu. Ne ararsak arayalım, içimizde arayalım. Ah Nuro. Sebebi de bu zaten. Ya Yunus boşuna söylememiş bunları. Söylememiş. 1000 yıl önce de doğruyu söylemiş. Evet. Bunu aramak için öyle yeniden keşfetmeye gerek yok. İçinize... Sizinle bir sohbette hatırlıyor musunuz? Etrafıma baktığım zaman benden daha iyisi, daha sevecini, daha mutlusu yok diye bakıyorum. Herkese bakıyorum. Herkesin bir odası eksik. Ama kafasında ama evinde. Bir odası eksik. Bir huzursuzluğu var. İçinde kanayan bir yara var. Bakıyorum ben onlara göre çok çok iyiyim. Bertolt Brecht'in hani her şeyin bir gıdası var diyor ya. Çiçeğin su, ağacın güneş, dağın rüzgar, denizin meltem, insanların umut. Ben hepsinden bahtiyarım. Sen varsın diyor ya. Şimdi. Ya. Çok konuyu güzel. Çok mu dağıtıyoruz? Hayır, çok güzel. Tam sizi insan öykülerinin içerisinde bu var. Her konuşmacının, her katılımcının bir kitap gibi öyküsü olduğu ve içerisinde açıldıkça aslında nelerin ortaya çıktığını görüyor izleyicilerimiz. Gerçekten böyle bakabilmek için içimizdeki var olan kötüleri. Var olan bütün kötüleri, hırsı, nefsi, tamahı, bütün bunların hepsini öldürebilmek gerekiyor. Bu kadar derin bakabilmek için. Bu aslında insanın bu hayata geliş amaçlarından da bir tanesidir. Bir tanesi, çok güzel. Evet, kendisini doğru bilmiyorsa bunları insanın bilme şansı yoktur zaten. Hele bir de bunu bilip o gözle dünyaya bunları anlatabilmek, bir de sizin gibi bu işi biraz daha abartarak her birisini şiirle anlatıyor olmak çok güzel bir şey gerçekten. Ben öyle üstadlar, öyle ustalar, şairler ya da bu konuda kuşusun, uzman konuşmacılar biliyorum ki diyorum yani onlara baktığım ben bir kubbede habbe bile değilim. Yani onlar da bayılıyorum. Onlara hayranlıkla izliyorum. Bir sözcüğünü çalabilmek için uğraşıyorum. Çok o güzel. İnsanları dinlemek, kaçırmamak. Kuşkusuz. Her renkten, her dilden, her dinden insanlar var. Bütün bunların hepsi de birbirinden farklı çiçekler gibiler ve sizin söylediğiniz gibi aslında hepimiz işte bu enerjiyi, o ışığı kendi içimizde taşıyoruz zaten. Kalbimizde bir nokta gibi zaten duruyor. Bunu ortaya çıkartıp onu kendimizde ne kadar misafir edebiliyoruz ve onunla ne kadar iç içe olabiliyoruz. Asıl soru galiba orada. Çok hatırıma gelen bir şiir var. O hemen ekleyeyim onu tam yerine gelip. Kaba olacak, ben özür diliyorum seyircilerden de. Son sözcük. Şiirin gelişi bu ama. Şiirde sakın alınmasınlar. Gözlerine gözyaşı sığdırmak yetmez sana.
Yüreğin görevi atmak değildir. Yaşam yiyip içip yatmak da değildir. Ahıra kadar yolu var. Evet. Bileceksin kendini. Bu madem ki Yaradan sana bütün nimetleriyle bedeni vermiş, beyni vermiş, her şeyi vermiş. Ondan sonra yok bana yardım et, yok şunu et, yok öyle şey. Her şey sende gizli. Gizli olan şeyin de yolunu, yöntemini de akılla, fikirle, irfanla, ilimle bir de tarif etmemiz gerekiyor. Yani yoksa var olan taşıdığımız özelliklerin, aklın, fikrin, izanın bizde olmasının zaten bir anlamı yok. Şiir bir de çok basit bir yolu bir şiir. Benim söylediğim çok basit bir yolu. Ama benim yaptığım. Kadar, değil mi? Aslında ne kadar evrensel bir doğruyu ifade eden şeyler. Aslında şiir işte biraz da böyle bir şey. Şimdi göz görüyor Sinan Bey. Şimdi nasıl bakıyorsunuz? Yaşam ve geçen zaman ve tepelerden bir kar topunu yuvarlıyorsunuz. Hızla onu durduracak hiçbir şey yok. ne diyor şair? Benim bir yılım bir ayda biter. Bir ayım bir günde biter. Bir günüm bir saatte biter. Giderek bir saatim bir saniyede biter. Aşkla zaman can düşmanıymış anladım. Aşksız yaşayamam, yaşamadım. Ya aşktan vazgeç benim için ya candan. İkisinden de vazgeçemem. Biliyorum ki zamanın bittiğinde aşkım da bitecek. İçimde kılıç kılıca iki düşman. İkisinden biri değil. İkisi birden düşüverecek. Kılavuza ne gerek var? Görüyorsun. Evet. Her şey görünüyor. Kesinlikle öyle. Şimdi size bunları düşündüren, bunları konuşturan serüven 4,5 yıl sürdü ve bitti. Samsun'a döndünüz galiba. Yok, Trabzon'a döndüm. Direkt özür dilerim tabii size hep Samsun'da. Samsun'a geliş hikayem 1900. Ama Samsun'da kaç yıldır? 89'da geldim Samsun'a. Yani yaklaşık 22 yıl oldu. 23 yıl olmuşsunuz burada. Çocuklarınız burada doğdu. Biri burada doğdu, evet. Hem siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren bir kızınız var. Kızım aynı zamanda siyasa mezunu. Dans öğretmeni. Evet, tango dersleri. Bir de oğlunuz var, oğlum müzik öğretmeni. Müzik öğretmenim, evet. Ne kadar güzel bir şey. Yani ailenin içerisinde değil mi? Böyle bir biraz da işte hani armut dibine düşüyor. Anneler ve babalar etkiliyor. Kendilerinin dünyadaki iz düşümleri olarak evlatlarını dünyaya getiriyorlar. Aslında varlığı çok güzel anlatan, açıklayan bir bakış açısı. Var yolu. Evet. Bir de dönüp onların içerisinde işte bu ışığın nasıl kullanılacağını, niye yani hep iyi gözle hayata bakmamızın gerektiğini anlatıyorsa anne baba, çocuklar da galiba onların emrinden ve rızasından çıkmıyorlar. Öyle mi oldu size de çocuklarınız için? Ben kızımda evet de oğlumda biraz ihmalkarlık oldu. Şöyle oldu, hastalık dönemine rastladığı için onda biraz tam o blue döneminde ben hep hastalıkla geçirdim o dönemi. Onun için biraz ayrı kaldık ondan. Yeterince ilgilenemedim. Ama şu oldu, bizim evimizde bizim kızım sazı çalar, oğlum gitar çalar, işte amcası saz çalar, anne söyler, ben şiir okurum. Ya böyle bir ortam vardır, sanat ortamı her zaman oldu. Her zaman oldu. Bunun etkisiyle, tabii çocuklar bundan etkileniyor. Bunlar o havada büyüdüler. O İklimin aldılar o damarı. Ben tiyatroyla da uğraştım. Yani, öyle mi? Ondan bahseder misiniz? Bu öğretmenliğe yine, başladığım dönemde. O ne zaman? Yine 23-24? Yok. Ben şeyden askerden geldikten sonra hemen öğretmenliğe, dil tarihe başladım. Siz tarih asker, önce askerliği bir konuşuyordum da siz döndükten sonra galiba. Sanırım döndükten sonra şöyle bir şey oldu. Ben çok küçük bir, kaç senesi tam hatırlamıyorum, beni Ankara'ya götürdüler. Ankara'da bir binanın önünden geçiyordum. Binanın, dedim burası neresi? Çok güzel tarihi bina. Dediler ki oğlum burası Dil Tarih Çorayı Fakültesidir. İçimden şöyle geçiyor. Bir gün bu okulda mutlaka okuyacağım dedim. Yurt dışından döndükten sonra ben o unutmuşlukla sınava girdim. Orayı kazandım. Şimdi o zaman da dilde biliyoruz ya Latin filolojisini kazandım. Bir yıl kadar okudum. Ama dayanamadık tabii. Dil Tarih Coğrafya'da mı okudunuz? Orada da bir yıl okudum. Dayanamadık. Birinci sırada bıraktım orayı. Bırakıp öğretmenliğe başladım işte. Ondan sonra 1985'te Sivas'a gittim. Sivas'ta Sağlık Meslek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak aslında mesleğime başladım. Edebiyat öğretmeni olduğunuz okul? Trabzon Katyo'yu. Trabzon Katyo'yu. Fatih Eğitim Üniversitesi. Hocalarınızla nasıldı ilişkileriniz? Şimdi sizin gibi böyle bir öğrenciyle birlikte olmak herhalde mutlu etmiştir onları da. Öğretmenlerinizi, hocalarınızı.
meslek okulu olduğu için benim çıkışım ya da meslek okulu olduğu için çok öyle ilişkilendiremiyorlar değil mi size? Biraz şey oldu. Yabaniydim. Ya yabani sayılırdım. Çünkü o zaman dediğim gibi bizim sanat okulu mezunları şey almıyordular. Bazı branşlara öğretmen olamıyordunuz. Mesela tıp okuyamıyordunuz. Evet. Sonra gittim İzmit'te Derince Lisesi'ni bitirdim o şeyle hevesle. O nasıl oldu? O birinci firar galiba. Bu yurt dışına gitmeden önce olan bir şey. O hikaye, o 1975'te babamın, o zaman biz sergiler açıyoruz Vakfı Gebire çarşı başına. İşte tuhafiye malzemeleri satıyoruz. Küçük de bir dükkanımız var Yalıköy'de. O dükkanın kasasından bir gün işte okul, lise bitti. Babayla işte bir de terk edilmişlik falan var ya işin içerisinde. O hızla beraber babamın kasasından 7,5 lira çaldım. Ya şimdi çaldım deyince hemen şey geldi hatırıma. İnsanız çok şerefli mahlukuz demek doğru değil diyor şairin biri. Atalarımız elma çalmıştı o bahçeden. Biz o hırsızların çocuklarıyız. Yani bir damar var geldi biz de orada. Babam kasasından 7,5 lira çaldım. Allah selamet versin. Rasim İslam diye bir arkadaşım da o zamanlar. O da herhalde babasının kasasında çaldı. 12,5 lira iyi paraydı. Ondan da 12,5 lira aldım. Bir gece yarısı otobüse binip ben tek başıma İzmit'e gittim. O askeri iş yerine başladım. 3 ay böyle aşk gezerek tabii. Çok zorlu sınavlara girdim falan. Neyse kazandım. Askeri dershanede çalıştım. Değil mi? Öyle devam etti gitti. Ya hayat öyle sürükledi bizi. Çok güzel. Hikaye peki biraz. Şimdi bu birinci firarda bunu da konuşacağız evet. Yine ama kısa bir reklam arası verelim sevgili hocam. Değerli izleyiciler, İnsan Öyküleri edebiyatçı, şair lütfen sevgili Ali Turmuş'la söyleşisine kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın.